Başkentin gündeminde yine Başkan Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları, Trump'ın gündeminde ise Obama yönetimi döneminde yürürlüğe konulan ve aileleri tarafından çocuk yaşta Amerika'ya getirilen göçmenleri koruyan DACA programı var. Trump söz konusu programı geçen yıl iptal etmiş ve Kongre'ye programın kapsamı ile ilgili somut bir plan hazırlaması için 6 ay süre tanımıştı. Trump bu kez daha sert göçmenlik yasaları için çağrı yaptı ve DACA kapsamındakiler için yakın gelecekte bir anlaşma olmayacağı mesajını verdi. Trump'ın Twitter üzerinden paylaştığı bu mesajın ardından programın kapsamındaki göçmenlere nasıl bir gelecek bekliyor, bundan sonra hangi adımların atılması planlanıyor, bu soruların yanıtları için söz Mehmet Sümer'de. Özlem, Başkan Donald Trump Paskalya Bayramı için hafta sonu Florida'da Mar-a-Lago'da kendi otelindeydi ve orada bir anda Twitter'dan mesajlar yazmaya başladı DACA programı ile ilgili olarak ve sınır güvenliğinin Amerika'da ne kadar kötü olduğunu, sınırda yakalanan kişilerin yakala bırak politikasıyla sürekli olarak serbest bırakıldığını, Meksika sınırından Amerika'ya sürekli olarak uyuşturucu kaçakçılarının, suçluların sızmaya devam ettiğini söyledi. Bunu aptallık olarak nitelendirdi ve acınacak halde bir sınır politikamız var. Bunu derhal düzeltmeliyiz dedi. Ama asıl hani en çok etki yaratan sözleri bir şekilde DACA'nın artık devam etmeyeceğini ilan etmiş oldu. Şu ana kadar zaten DACA olarak bilinen bir bu program ki nedir çok kısaca tekrar hatırlatacak olursak eğer, çocuk yaşta 16 yaşından küçük yaştayken aileleriyle birlikte kaçak olarak Amerika'ya gelmiş olan gençlerin Amerika'da kalmaya, yaşamaya, çalışmaya, okumaya devam etmeleri için bir önceki başkan Barack Obama tarafından getirilen bir uygulama ve buna kısaca DACA ismi veriliyor bu programa. İşte bu program sayesinde çocuk yaşta dediğim gibi Amerika'ya gelmiş ve burayı aslında vatanı olarak bilen aynı zamanda. Çünkü eğitimini burada almış, hali hazırda eğitiminden sonra burada çalışmaya başlamış. Ki büyük bir kısmı iş sahibi, bir kısmı hala daha üniversitelerde, liselerde okumaya devam ediyor bu genç insanların. Yaklaşık sayılarının da 800 bin civarı olduğu söyleniyor. Bu kişilerin Amerika'da yasal olarak kalmaya devam etmeleri için söz konusu programın Amerika Başkanı tarafından yeniden onaylanması gerekiyor. Çünkü belirli sürelerde uzatılıyor bu kişilerin Amerika'da kalabilmelerine yönelik olarak izinler. İşte Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra bu programın devam etmesi için Meksika sınırına duvar örülmesi şartını getirdi. Yani demokratlarla cumhuriyetçi senatörlerin anlaşıp Temsilciler Meclisi ve Senato'dan DACA olarak bilinen bu programa dahil olan kişilerle ilgili olarak daha kalıcı bir çözüm üretilebilmesi için, ki Başkan Donald Trump'ın önerdiği sistemde sadece bu 800 bin kişi değil, benzer şekilde bir şekilde kaçak yollardan Amerika'ya gelmiş ve çalışmaya devam eden, okumaya devam eden kişiler için, ki bunların sayılarının 3,5 milyon olduğunu söyledi Başkan Donald Trump önerisinde. Bu 3,5 milyon kişi için toplamda 12 seneye varan bir süreçte vatandaşlık yolunun açılacağı bir sistem getireceklerini, ancak bu sistemin karşılığında da Meksika sınırına duvar örülmesi için gerekli bütçenin Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden demokratların ve cumhuriyetçilerin işbirliğiyle geçmesini talep etti. Buna demokratlar çok sert bir biçimde karşı çıkmışlardı. Çünkü bu genç insanların hayatları Başkan Donald Trump tarafından pazarlık meselesi yapılıyor ve Başkan Trump duvar olarak bizden fidye istiyor adeta bu genç insanların hayatlarıyla ilgili olarak şeklinde tepkiler gösterildi. DACA programına dahil olanlar Amerika'nın her yerinde gösteriler yaptılar. Konu yargıya taşındı ki yasal süreç halen daha devam ediyor. Federal mahkemelerin aldığı kararlar var DACA programının belli uygulamalarının şu aşamada iptal edilemeyeceği ile ilgili olarak. Program sona erdi aslında resmi olarak. Eğer yeniden uzatılmazsa ve üzerine bir uzlaşıya varılmazsa önümüzdeki sene Eylül ayından itibaren bu kişilerin Amerika'dan sınır dışı edilme işlemleri başlamış olacak. İşte bu süreçte dediğim gibi yargı süreci de devam ediyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi şu aşamada DACA programı ile ilgili davaya müdahil olmayacağını açıkladı. Beyaz Saray'ın çünkü bir başvurusu olduğu ortaya çıktı Anayasa Mahkemesi'ne. Ancak Anayasa Mahkemesi hani daha alt mahkemelerin, federal mahkemelerin ve temiz mahkemelerinin süreçleri devam ettiği için şu aşamada DACA ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesinin mümkün olmadığını söylemişti. İşte Başkan Donald Trump son yaptığı açıklamada
hafta sonu Florida'dan yazdığı Twitter mesajlarında DACA anlaşmasının olmayacağını söyledi. Meksika'yı suçladı, sınır güvenliğini ve Amerika'yı tehlikeye atan bu kişilerin Amerika'ya sızmasına izin verdiğini söyledi. Bu kişiler şimdi de karavanlarla Amerika sınırına geliyorlar ifadelerini kullandı. Bu ilk başta anlaşılamadı Başkan Donald Trump'ın ne demek istediği. Ancak hemen sonrasında Fox News haber kanalının karavanlarla bir grup insanın Amerika sınırına doğru kaçak geçiş için seyahat ettiğine dair bir haber yayınladığı anlaşıldı. Ve karavanlarla geliyorlar ifadesi Fox News'in haberinde yer alan bir ifadeydi. Haberin altyazısında yer alan bir ifadeydi. İşte Başkan Donald Trump belli ki bu haberi izleyip onun üzerine bu Twitter mesajını yayınlamıştı. Zaten hafta sonu Mar-a-Lago'da Hannity olarak tanınan gece haberlerini sunan Fox News haber kanalının gece haberlerini sunan Anchor'la birlikte görüldü. Yani hafta sonu tatilini de Fox News'in haber sunucularından bir tanesiyle geçirdiği anlaşıldı. Daha önce de Başkan Trump bu konuda çok eleştirilmişti. Fox News'i seyredip daha sonra işte Twitter'dan mesajlar yayınlıyor diye. Bu defa da öyle olduğu anlaşıldı. Yani karavanlarla Amerika sınırına doğru kaçak geçmek için geliyorlar haberinin tweetinin arkasında, mesajının arkasına yatanın Fox News'in yayınladığı bir haber olduğu anlaşıldı. Ancak netice itibariyle gelinen noktada Başkan Donald Trump duvar örülmediği bir ortamda DACA programı olarak bilinen bu programa dahil olan kişilerin Amerika'da yasal bir statüde kalmalarına onay verecek şekilde bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Meksika'ya yüklendi. Meksika'nın Amerika ile adeta dalga geçtiğini söyledi ve NAFTA anlaşması olarak bilinen Meksika'nın da dahil olduğu, Latin Amerika ülkeleri ve Kanada'nın dahil olduğu ticaret anlaşmalarının bundan sonra kaldırılmakla bir kez daha tehdit etti. Burada özellikle Amerika'nın sürekli olarak zarar ettiğini, zararlı konumda olduğunu belirtti. Şimdi bir kez daha bu şekilde DACA tartışması ve bu gençlerin söylediğim gibi sayılarının yaklaşık 800 binden biraz fazla olduğu tahmin edilen bu gençlerin durumu bir kez daha Amerika'da gündemin birinci sırasına oturdu. Çünkü dediğim gibi eğer bir düzenleme yapılmazsa bir süre sonra bu kişilerin Amerika'dan sınır dışı edilme işlemleri başlamış olacak. Tabii bir de dediğim gibi yasal süreç var. Yani siyasi kanatta temsilciler meclisi ve senatodan bir yasal düzenleme geçmesi gerekirken öte taraftan DACA programının iptal edilmemesi ve bu kişilerin Amerika'da kalmaya devam etmeleri için yürütülen bir yasal süreçte var. Dolayısıyla Amerika'nın en tartışmalı konularından bir tanesi Başkan Donald Trump geldiğinden bu yana daha üzerinde çok konuşulup tartışılacağı benziyor. Çünkü demokratlar da hiçbir şekilde duvarın örülmesi, Meksika sınırına duvar örülmesi projesine destek vermeyeceklerini söylüyorlar. Görünen o. Mehmet Sümer, Başkan Donald Trump'ın daha sert göçmenlik yasaları için çağrı yapmasının ardından DACA programı kapsamındaki göçmenlerin durumunu paylaştı. Teşekkürler Mehmet.